Sincan polis dosyaları üzerine yapılan çalışma Uygurların gözaltına alındığı suçların şimdiye kadarki en garip koleksiyonlardan birini ortaya koyuyor. Geçen yıl komünizm kurbanlarını anma vakfı Çin polis ağından sızan iç belgelere dayanan Sincan polis dosyaları başlıklı bir rapor yayınladı. Bir yıl boyunca bu raporda arkadaşlarım ve akrabalarım hakkında bilgi arama sürecinde bir nokta dikkatimi çekti. Tutuklama nedenlerinin tuhaflığı. İnsanlık hem kağıt üzerinde hem de pratikte siyasi ve hukuki alanlarda birçok vahşete ve eşitsizliğe tanık olmuş ancak hiçbir zaman dosyalarda listelenenler kadar garip suçlara tanık olmamıştır. 10 Mayıs'ta Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Çin-AB ilişkileri ve güncel dış güvenlik politikası konuları stratejik tartışma konferansı ile ilgili olarak AB ülkelerinin dışişleri bakanlarına bir mektup gönderdi. Mektupta Çin'in küresel yayılmacı hedeflerine ulaşmak için Doğu Türkistan başta olmak üzere Tibet ve Moğolistan'ın da aralarında bulunduğu işgal edilmiş bölgeleri baskı altına almaya devam ettiği, bölgedeki yayılmacılığını güçlendirmek adına insanlık dışı korkunç sözde önlemler aldığı ifade edildi. Çin yönetimi 2016 yılında Doğu Türkistan'da Uygurlar ve diğer Türk halklarına karşı toplu gözaltı süreci başlattı. Çin ayrıca bölgeden ayrılıp farklı ülkelerde yaşamak zorunda kalan Uygurlara yönelik baskıcı gözetim politikalarını da sürdürmekte. Çin, diasporadaki Uygurlar, Tibetliler ve Çinli muhalifler üzerinde baskı kurmak için Batı ülkelerinde gizli polis merkezleri aracılığıyla gizli ikna operasyonları düzenliyor. Uygurları casus yazılımları aracılığıyla takip ediyor, vatanda kalan aileleri üzerinden tehdit ediyor ve muhbirlik yapmaya zorluyor. Bu tutum birçok akademisyen tarafından sınır ötesi baskı olarak yorumlanıyor. Çin'in Rusya'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki Vladivostok Limanı'nın yurt içi taşımacılıkta kullanılmasına izin verdiği bildirildi. Habere göre Gümrükler Genel İdaresi'nden yapılan açıklamada Kuzeydoğu eyaletlerinden yurt içi noktalara gemi taşımacılığı Vladivostok Limanı üzerinden yapılabilecek. Güney Çin Denizi'nde kıyı ülkesi Vietnam'ın kontrolündeki Vanguard Recife yakınında petrol sondaj faaliyetlerini genişleteceğini duyurmasının ardından Çin'in bölgeye gemilerini göndermesi gerginliğe yol açtı.